hamilelik lekelerine karşı evet. kürümüz orada duruyor. Peki güneş yağı ve kızarıklığa geçelim mi? Çok 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 soruldu. Twitter'dan da çok fazla geldi. Evet. Tam mevsimindeyiz. Güneş yağı, yanığı, güneş yanığı ve kızarıklık. Burada aloe veramız var zaten. Şu şekilde. Aloe vera hı-hı. sarı sabır bitkisidir. Hı-hı. Türkçedeki karşılığı. Bunu hocam böyle kıralım mı? Evet. Elimizle. Al evde yetiştir. Bu kırıldığı zaman zaten tekrardan bu şımarık bir bitkidir. Tekrardan uzuyor zaten kendisi. Burada bu içindeki şurayı kesmemiz gerekiyor. İnce kabuğu şöyle. Ayırıyorsunuz. Aha. Jöle. Jöle gibi. Zaten parlıyor da zaten dikkat ederseniz. Bunu cildine ve vücuduna her yerine kullanabilir. Bunu bu güneş kızarıklığında tabii ki. Dokunabilir mi? Evet. Yalnız bunu gündüzleri değil, bunu akşam kullanması gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var bunda. Sağ ol, ben şimdi sürdüm. Yok, bir şey olmaz. Bunu sabah kullandığı zaman cildinde lekelenme ve bronzlaştırıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden bunu after sun'dır, yani akşam üzeridir. Bunu akşam kullanması gerekiyor cildine ve vücuduna. Ayrıca mesela tatile gittiler. Tatile mesela güneşlendiler. Akşam mesela kaşıntıları var işte güneşten dolayı yandığı için. Bütün vücuduna bunu kullanabilir. Bu güneş yanığına ve kızarıklığa ayrıca kaşıntıya da birebir çok iyi gelir.